Merhaba canlar, ben Dilay. Resident Evil 4 Remake'in 9. veya 10. bölümde, artık hatırlamıyorum kaçıncısı oldu. O bölüme hoş geldiniz. En son bildiğiniz gibi burada Krauser'la savaşacaktık. Burada hazırlığımızı yapıp bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Krauser için, onu yenmek için bize Redline biraz yeterli olur. Redline mermilerimiz var. Onun dışında diğer mermileri karışık bir şekilde kullanarak ilerleriz. Zaten burada hazırlığımı yapmıştım ben geçen bölümde. O yüzden uğraşmıyorum. Şimdi Krauser, yani orijinaldekiyle neredeyse aynı diyebileceğimiz bir boss fight'ı var. Şöyle ilerleyelim. Zaten sinematik girecek. Rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Seni bu kadar zaman yetiştirmiş adama da gök lalesi demezsin bu arada Leon ya. Adam sana bildiğin her şeyi öğretmiş yani. Sen Resident Evil 4, pardon, Resident Evil 2'de bir bok değildin yani. Hepsini Krauser öğretmiş sana. Adama gök lalesi diyorsun yani. Oy, merhaba Krauser. Krauser çok yakışıklısın. Bunu sana söylemiş miydim? Belki bırakırsın böyle. Vallahi bilmiyorum inan. Uy, hareketlere bak. Nereden sıkıyor? Yemin ediyorum Counter Strike oynar gibiyim. Nereden sıkıyor? Oh, oh. Ulan E'ye bastım be. Oyuna bak ya. Aha, yukarıdan sıkıyor. Biraz bıçakla saldıralım şöyle. Krauser. Ulan yine bastım be, şerefsiz oyun ya. Kaçma lan. Buna basamadım bak. Buna basamadım. Buna sorun yok. Shotgun'ım nerede benim? Ha, kaçtı, tamam. Şimdi kaçtı. Diyaloğu kesildi. Şimdi ilk kısmı geçtik diyebiliriz. Şu anda Krauser bizden kaçtı. Buradan ilerleyeceğiz, yine gelecek tabi. Şimdi buralarda hep böyle kaçacak bizden. Tam olarak boss fight değil. Sağımıza solumuza iyice bakalım. Tuzaklar koydu çünkü. Şöyle bakalım. Mesela şu altından şöyle geçeriz. Şurada gelecek. Arkamdan bir yerden saldıracak. Buradan bir yerden. Heh, geldi. Heh, yakaladım neyse ki. Bunun altından geçebilir miyiz biz? Geçemezmişiz. Şunu şöyle, niye tuş çıkmıyor bundan? Ha. Krauser yerleştirince tuş çıkmıyormuş canlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Burada otomatik silah mı vardı şurada bir yerde? Şuraya bir el bombası atsam. El bombam var mı? Heavy varmış. Heavy'yi de harcayamam burada be.
şey yapamıyor muyuz? Bu küçüğü, yo yapamıyormuşuz. Küçüğü yapılmıyormuş, heavy yapılıyormuş. Bize resource lazım bunun için. Ne güzel. Neyse biz de o zaman şöyle yaparız. Oo, yukarıdan nişan almış. Tuzağa o kadar çok odaklandım ki. Şuradan ateş etsem. Tamam, beni etkilemedi. Şurada otomatik silah var. İki tanem de. Tamam, bunu hallettik. Şöyle. Tamam, bunu da hallettik. Şunun altından geçebilir miyiz? Geçemiyormuşuz. Şurada da var. Onu patlatmama gerek yoktu gerçi de. Tamam. Bunu da hallettik. Neredesin lan? Adam her yere tuzak koymuş ya. Allah'tan tuzakların yerlerini o ezbere biliyorum çünkü profesyonelde burada defalarca öldüğüm için. O nereden sıktı? Duvarın içinden sıktı resmen. O da iyiymiş. Duvarın içinden sıkıyor. Ulan Krauser. Senin gibi iyi asker olamamış Leon. Duvarın içinden sıkamıyor. Adam hile yapıyor ya. Böyle bir şey mi oldu? Duvarın içinden sıktı demin bana. Ne güzel. Biz biraz resource alıp şuradan mermi yapalım bir sonrakinde. Şeyden. Bir şey deneyeceğim. 5. Şimdi böyle yaptık mı? Ha, kullanacağız. İçine yüklemiyoruz. Anladım. Tamam. Problem yok. Ulan sıkamadım bu sefer. Ne oldu lan? Aha bak şimdi burada rifle lazım olur. Eğil. Bir kere sıktı. Şöyle yapacağız. Bu kırılacak. Bu attığı anda. Bu sefer kafama yedir. Eğil ulan. Çabuk eğil. Sık ulan. Heh tamam. Eğil. Şimdi şuradan. Red Nine'la sıksak. Gel ulan. Göster kendini. Gelmeyecek de. Şurada kendimi göstersem. Gelmiyor. El bombası atacak ama şurada. Gelmedi. Burada yanımıza gelmiyor muydu bu? Demek ki her zaman gelmiyormuş. Ama burada şimdi fena saldıracak. Shotgun'la sıkalım. Gel ulan. Ulan çok güzel indirmedim bir canlar. Ah bastım. Ay canım çabuk çok can çoğalt can çoğalt. Ne yiyeyim? Şunu yiyeyim bari. Hand cannon'la sıkalım mı? Hand cannon'la neyse. Çabuk kaçtı. Şimdi dönüşecek. Aha. Soyunacak şimdi Krauser bizim için canlar. İyi izleyin bakın. Adam diyor ki bu kasları ben boşa mı yaptım? Soyunuyor Leon için. Aa burada da Las Plagas'ın gücünü görüyoruz canlar. Ulan Krauser. Vay senin potansiyelini çok harcadılar be. Remake'de. Resident Evil 4 Remake'de harcanan tek karakter Krauser bu arada. Yani change my mind yani resmen harcadılar karakteri ya. Hani çok daha iyi işlenebilirdi. Sıçtılar resmen karakterin içine. Orijinalde çok daha iyiydi. Eğitimini bitirme zamanı diyor da senin defterini dürüp biz rafa kaldıracağız. Krauser'cığım sen ne diyorsun? Burada bir yerde gelecek bu gavat biliyorum. Heh.
Yapabildim, güzel. Burada bir slash atıp gidiyor normalde. Ay. Burada bir yerde gelecek yine. Gel ulan. Yeter artık. Vallahi yeter. Şu yukarıda biraz bolt travel kullanacağım. Yine gelecek. Ulan bas. Bu oyun algılamıyor canlar. Bu oyun algılamıyor. Tuşa basıyorum algılamıyor. Ben de senin defterini dürmeye çok sabırsızlanıyorum diyor şeycim. Krauser'cim merak etme. Senin defteri birazdan öyle bir duracağız ki. Şimdi. Shotgun mermisi. Kırmızı ot. Kırmızı otu şöyle birleştiririz. Ama shotgun mermileri alamıyoruz. Neyse kalsın. Bunlar kalsın mecbur. Şey yapamayacağız. Alamayacağız. Şimdi burası final boss canlar. Burada biraz bolt travel kullanmak istiyorum. Hem çantada yer açılsın. Hem de işe yarar. Üstüne yapıştırdık mı bir süre sonra patlıyor. Bize yardım eder. İki kolu da dönüşmüş Krauser'ın. Uy. Oh be. Burada bir E yapmamız var. Tamam 5. Bizi burada aşağı atabiliyor. Ulan 5 dedik lan. Ne oldu? Yüklü değil mi bizim silah? Remol diyor. Da bu benim. Ana koluna yapışmıyormuş canlar. Ha? 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 Sıçan zi kolunu tutunca yapışmıyormuş canlar. Onu öğrenmiş olduk. Neyse biz hand cannon sıkalım. Hand cannon. Ay bir tane mermim boşa gitti. Vallahi şu anda içim çok acıdı. O bir tane giden mermi var ya. Neler neler yapıyor. Şimdi tepeme atlayacak. Ulan aşağı nasıl düşürdüm be adam be oradan. Vallahi bravo yet. Nasıl yetiştin ya? Ah öldü tamam. Ulan iki hand cannon almışız ha. Hand cannon bayağı işe yaradı. Hızlı geçtik. Şimdi burada Krauser'ın işini bitireceğiz. De biraz bu sahne biraz şey olmuş ya. Brutal. Vallahi Leon bayağı bildiğin kendi elleriyle şimdi böyle şakırt diye sokacak bıçağı Krauser'a. Ulan bu şekilde de öldürtmeseydiniz bari be Krauser'ı. Ne bileyim şey olsaydı mesela. Kendi ölseydi aldığı yaradan ötürü falan. Orijinalde öyle ölüyordu ya. Sokacak bıçağıdır. Ay. Gerçi Leon da burada bir nevi intikam almış oluyor. Hem Louise'in intikamı. Hem de işte bu eşliği falan kaçırırken ederken falan yaptığı şeylerden ötürü. Hepsinin intikamı oluyor Krauser'dan. Bıçağı da alıyor bir de. Major. Major GG oldu. Major öldü. Evet. Artık çok finale bir şey kalmadı. Finaldeyiz canlar. Tabii Krauser'ın ölüsü burada kalmıyor. Onu da artık Separate Ways'in finalinde göreceğiz. Şu anda spoiler vermeyeyim de.
Sizler de tahmin ediyorsunuzdur zaten. Az çok. Ki tahmin etmiyorsanız bile izlemişsinizdir bu zamana kadar. Ben direkt çıktığı gibi çekmediğimden. Elbet bilginiz vardır. Evet, 15. bölümdeyiz. Artık işlerin böyle kızışacağı, ciddileşeceği yerdeyiz. Bunu yine alamıyoruz. Bunun için alır mı bu emmilerin hepsini? Süper. Şimdi rifle mermisi yapalım. Zaten başka bir şey yapamıyormuşuz. Dur bakayım. Buna yükleyemiyoruz. O bir tane mermiyi alamadık. Orada çöp oldu o mermi. Şeyin, Krauser'ın kolundan ötürü yapıştıramıyormuşuz. Blokluyor ya önünü. Şimdi. Şimdi artık şey kısmına geldik. Oyunun finali. Mike'ın bize yardım ettiği falan kısım var ya. Burada Merchant var. Merchant'cığım şimdi bizde sana satacak bir şey yok. Fakat alacak bir şeyler var senden. Resource almak istiyorum ben senden. Çünkü şuradan biraz mermi yapıp şu gunpowder'ları bitireyim. Tabii bu resource'ları gördüğünüz gibi 3 tane alabiliyorsunuz. Yani her bölüm başı 3 tane. Sonrasında spray tabii 1 tane. Bunları aldınız mı o bölümlük hakkınız bitiyor. Bir sonraki bölüm tekrar alabiliyorsunuz. Tabii sınırınız var yani sonsuz alamıyorsunuz. Ben ne yapayım? Bu bölümde bana handgun çok yardımcı olur. Shotgun yapmak için büyük mü lazımdı? Yo, o da kısım almış. Tamam. Shotgun yapalım biraz da. Bizim gunpowder'ımız mı yokmuş? Peki gunpowder alamıyoruz senden değil mi? Alamıyormuşuz. Ne güzel. İyi, biz de o zaman handgun mermisi yaparız. Biraz yer açılsın diye. Güzel. İyi. Birazcık da olsa yer açtık canlar. Şimdi şu school shaker'ı kullanmıyorum. Şunu çantaya atayım ben en iyisi. Böyle olsun. Tamam. Böyle iyiyiz. Şimdi silahımızın skobu şey, termal şey burada. Tamam. Bu bölümde yine bir süre sonra şeye geleceğiz. Ay, yanlış yaptım. Atla roket atacak. Oo, vallahi çok güzel bir darbeydi o. Tebrik ediyorum. Mike geldi neyse ki. Ulan bundan sonra Mike var lan. Mike var bundan sonra. Oo, bir dakika. Ne oldu orada demin? Mike şuna da sıksana. Sağ ol Mike. Geç sıktım biraz ama olsun. Bizim adam geldi ya. Bizim herif geldi. Mike adamsın be. Bundan sonra arkamızda Mike var canlar. Sırtımız yere gelmeyecek. Şimdi bir süre artık Mike bize yardım edecek. Bu düşmanları falan öldürürken işimiz kolay olacak. Tamam Mike, sıksana yavrum. Ortaya çek diyorsun. Tamam çekiyor, sıkmıyorsun. Neyse. Mike asıl önemli şeyleri yapıyor zaten. O kadar üstüne gitmeyelim. Zaten fazla yaşamayacak. Yani bu spoiler değil kimse için. Çünkü sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Orijinalde öldürdüler. Burada mı yaşayacaktı? Ben armor'u tamir etmemişim bu arada. Sık ulan. Sık. Ulan be. Mike adamsın adam. Güzel. Barikatı açtı. Hemen buradan hızlıca ilerleyelim.
Şöyle gideceğiz. Şimdi canlar, şu ilerisiyle alakalı sizlere söylemek istediğim bir şey var. Gelelim de öyle söyleyeceğim. Şurayı bir mic temizlesin. Eğileyim ben şöyle. Oha, o roket nasıl bir ana geldi? Vallahi bravo. O roketin oradan saklanmama rağmen bana gelmesini beklememiştim. Asla ıskalamam diyor tabi canım. Şunu yiyelim bari, ne yapalım. Güzel. Mike burayı halletti. Şu spreyi unutma. Şimdi canlar, şurada bir hava savunma sistemi var. Mike bu yüzden yaklaşamayacak buraya. Ama bu hava savunma sistemini siz roket atarınız varsa eğer, bir tane roket atarla halledebiliyorsunuz. Bu kısımda direkt hani şu yukarıya çıkıp otomatik silah kullanma kısmı var. Biz öyle yapacağız tabi de. Halledebiliyorsunuz. Hani orayı hiç oynamadan direkt böyle hızlıca direkt o hava savunma sistemine şuradan bir tane roket atar attınız mı oluyor. Tabi roket atarla oluyor sadece. Onun dışında başka bir şeyle olmuyor. Bu Ashley ile Winch kısmının hani bombayla halledebiliyorduk ya. Burada da öyle olsa güzel olurmuş da ben profesyonelde denemiştim, olmuyordu. Yani illa şey yapıyor. Yeterli olmuyor yani. İlla roket atak olması lazım. Oraya bir tane roket atak attınız mı anında hava savunma sistemi deaktif oluyor. Mike da yaklaşabiliyor bu sayede. Gerçi burada saçma sapan bir olay var. Mike hava savunma sisteminden ötürü yaklaşamadım diyor. İyi, sonra yaklaşamıyor ama şey diyor da, sonra da mermim bitti diyor. O kadar uğraştırıyor bizi. Sonra da yardım etmiyor. Gelecek şimdi, iki mermi sıkacak, mermim bitti diyecek. Mike ayıp ediyor ya. Oradan ne güzel denk getirdim, bravo. Oradan nasıl denk getirdin yani? Şu nasıl üstüme geldi? Şuraya bir flash grenade yakışır. Tamam. O bana sık... Oo, roket atar atıyor oradan. Oo birader, hayırdır sen ya? Tamam. Silaha geldik. Şunu bir öldürelim de şunlar şey yapmasın. Şimdi şu hava savunma sistemini yok edelim. Tamam. Şu roketi tarlayı yine öldür. Bak şimdi. Hava savunma sistemini yok ettik. Mike şimdi satacak, gidecek bizi. Biraz sıkıyor neyse ki. Oo, varil var, varil var, dur. Dur, varile sıkmayın. Şuradan kısa yol, şuradan atlayalım. Şu kapıyı kırıyor gerçi Mike. O kadar da şey yapmayalım, üstüne gitmeyelim onu. En azından onu yapıyor. Şunu da öldürse bir de. Şunu ben niye öldürmemişim ha? Tamam, patlattı kapıyı. Onu da öldürdü. Öldürmemiş. Ay. Ha bak, şimdi mermim bitti diyor. Sattı bizi valla. Ben de balık yiyeyim bari. Burada çok fazla düşman var. Yani biraz dikkatli olmak lazım. Benim aşırı canım gidiyor. Dikkatli oynamak lazım burayı. Özellikle de o şeyde,
Hani zor modda oynuyorsanız buraya çok dikkat etmeniz lazım. Normalde görüyorsunuz ne kadar kalabalık geliyorlar. Şu adamı öldüremediğimden şu anda dayak yiyip duruyorum biliyorum da. Bana fırsat vermiyorlar. Ulan buna termal skop varmış. Dur, termal skopla daha mı iyi görüyorsunuz? Öleceğim şimdi. Ve yumurtam var sadece. Mecbur yumurtalar mı yiyeceğim? Şöyle. Ya lan ekip dedim yanlışlıkla yumurtaya. Yumurtalarımdan mecbur yiyeceğim canlar. Yumurtalar şey olamayacak ne yazık ki. Leon eve götüremeyecek. Şu şerefsizi çaktırmadan vurmam lazım. Şu galiba. Yo o değilmiş. Aa oradan görülüyormuş ama onlar bak. Ulan rastgele bir şey fark ettim ha. Rastgele bir şey fark ettim bak. Buradan hepsi görünüyormuş ki. Vay anasını. Buradan otomatik silahı kullananları vurabiliriz. Vallahi süper bir yöntem keşfettim ha. Ben profesyonelde oynarken bunu niye keşfetmemişim? Ulan gavat. Seni halledeceğim. Tamam. Şurada bir loot yapalım. Çok hiçbir şey kalmadı elimizde. Biraz dikkatsiz oynadım burayı. Sıkıntı yaşayabiliriz de. Ulan sen de yeter artık dinamit atıp durma. Şurada çok dikkatli olmam lazım. Şuraya geçtiğimizde. İyi, en azından taramalı kullananları öldürdüm burada. Bizim yakın silahlarımızın hiçbirisinin mermisi yok bu arada. Öyle de bir saçmalık var şu anda. Rifle'la vuracağız mecbur. Şu rifle'ın şeyini çıkarayım. O silah yine birisi geçmiş. Silahlarda birileri var. Çok güzel cidden. Vurduk mu? Yo, vuramamışız. Heh, vurdum tamam. Böcek çıktı bir de içinden ya. O silahta biri yok da. Şurayı hızlıca geçelim ya. Ha dur. Şu silahların mermileri var. Şunlarla sık. Az mermisi var. Dikkatli sıkmak lazım. Tamam, düşman yok şu anlık. Şunu çevirelim. Şu yukarıda sıkıntı bir yer daha var. Şimdi orada hiç mermi yok. Bizim biraz zorlanacağız orada. Saddler'ı falan sorun etmiyorum da. Şey sorun, şu düşmanlar sorun. Mermileri dikkatli kullanayım da. 47 mermisi kaldı. Seni öldüreyim. Tamam. Buradan bu kadar olur. Atlı olan. Heh. Yenileri spawn oldu ya, neyse. Biri silah mı geçti? Ha yok, o şey gelmiş, tamam. O iri kıyım arkadaş geldi. Onunla bir hand cannon sıkarım ben. Tek mermi de hallederiz. O
Oh, güzel şatkan mermisi var burada, süper. Nerede o? Burada değilmiş. Burada ne var? Tamam, kapıyı açtık. Ha, geldi o da. Tamam. Güzel. Burada hemen zaman kaybetmeden geçelim kapıdan. Çünkü zaten şu ilerisi zor. Mermilerimiz kalsın biraz. Şunları lootlayayım tabii de. Tamamdır. Şimdi şurada bir save alsa. Şurada tabii Mike'a veda edeceğiz ne yazık ki. Mike burada Leon'u alayım demese ölmeyecekti belki. Orijinalde burada Ganado'ya roket kullandırtıyordu Saddler'ı. O sahneyi kaldırmışlar. Böcekler kaza yaptırtıyor onun yerine. Bu Navistador'lar kaza yaptırıyor. Saddler kontrol edebildiği için. Ulan Saddler. Merak etme Saddler, sıradaki sen olacaksın zaten. Senin defterini duracağız. Mermi yüklerken şurada aşağıda loot vardı, oraya bir gideyim. Güzel, bunu satarız. Şimdi burada daktilo var mı? Burada görev var. Blue madalyonları vur diyor. Bununla uğraşmıyorum. Zaten Spinel'a ihtiyacımız yok. Şimdi canlar, burada bu şey ceset poşetlerinden sizlerin de tahmin edeceği üzere şey çıkacak. Ne onun adı? Regenerator çıkacak. Ama bu ceset poşetleriyle alakalı sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Birazdan oynayacağımız kısımda da aynı şey geçerli. Bunları eğer değmezseniz içinden regenerator çıkmıyor. Ama bazısının içine de hani değmeden geçmek de çok zor. Mesela bak şundan ya şu. Ha bak, görüyorsunuz zaten termoskopla baktığımızda. Görüyorsunuz buradan içinden hangisinin hangisinde şey olduğu belli. Ona değmezseniz eğer içinden çıkmıyor. Yani siz ona dokunmazsanız o da size dokunmuyor. Bakın şunlara da bakalım. Bunlar da yok. Bak bunların ikisinde yok mesela. Burada bir belgemiz var. Bir dakika, şu kadar bir lootlayayım ama ben ilk önce. Resource çıktı. Rifle mermisi yapayım. Olur da şeylere değersek eğer. Mermimiz olsun. Şimdi şu içeriği de bir lootlayayım. Bak bunlar da yok mesela. Burayı profesyonelde oynarken hani zorlanmamak için bu şekilde yapabilirsiniz. Ceset poşetlerine değmeyeceksiniz.
Ya çok oynadıysanız eğer ceset hangisinden çıkacağını da ezberliyorsunuz. Böyle teker teker bakmanıza gerek yok. Ben ezberlemiştim mesela. Ama bir sürü oldu, unuttum. Şimdi burada ne yazıyormuş? Biyolojik tür transferi tamirler sorunsuz tamam. Bu tesis öncesinden ölüleri yok etme işi için kullanılıyormuş. Tesis öncesinde hapishane olarak kullanılıyordu. Böylelikle işte hani koruması falan güçlüymüş. Soğutma sistemiyle alakalı bir sorun yaşamazsak tesis 1'deki bütün örnekleri buraya getirmeyi düşünüyorlarmış bir sorun olmazsa eğer. Tüm örnekler buraya getirildi ancak taşırken bazıları işte şey vahşileşmiş. Neyse ki beklediklerinden daha az hani zarar yaparak taşımışlar. Onlarla uğraşırken dikkat edin. Görünüşe göre düşük ısılarda direkt hani bir saldırı falan yapabiliyorlarmış. Bu da herhalde şey diyor hani ne onun adı değiyoruz ya hemen çıkıyorlar. Onu kastetmiş herhalde. Şimdi canlar buraya geldik. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ceset poşetleri var. Biz burada hiçbir regenerator'ı şey yapmadan hani rahatsız etmeden geçebiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi burada demin kapıyı çevirdik gördüğünüz gibi kapı açıldı. Burada da aynı şey var. Şuradaki vanayı çevireceğiz. Ve şuradaki kapı açılacak. Hızlıca oradan geçmemiz lazım. Şimdi görüyorsunuz şurada ileride bir tanesinde regenerator var. Şunda. Biz şöyle yapalım. Eğilelim. Şuna bir bıçak atalım. Buna değmeyelim. Şimdi şurada şunlardan birinde daha vardı. Yılan çıktı. Hangisindeymiş? Bundan bir tanesinden çıkmış bak. Hangisi? Aha şunda. Tam da bizim geçeceğimiz yerde bak şu. Tam şunda var. Biz ona değmeden geçeriz. Geçmeden değeriz neye? Şöyle çevirelim şunu. Biz ona değmeyiz. Şöyle. Biraz yolumuz uzuyor da. Zaten normalde oynadığımızdan kapı yavaş açılacak, şey kapanacak. Profesyonelde oynuyorsanız eğer bu kapı bayağı hızlı kapanıyor. O yüzden elbet bir ceset torbasına değiyorsunuz ne yazık ki. Şimdi burası son atış talim yeri gördüğünüz yer. Hani oyunu oynuyorsanız tüm hepsini almadıysanız falan burası son. Ayrıca de burada son kısım açılıyor. Biz de satacak bir şunu takalım bari. Şöyle olsun. Şimdi şunları sat. Evet, resource large kalmış sadece sizin de gördüğünüz gibi. Ben ilk peşin bir armor'umu tamir edeyim. Bütün silahlarım full zaten. Burada yapacağım bir şey yok. Şimdi benim burada kaç tane spreyim vardı? Bir bakayım ona. 3 tane spreyim varmış. Şu anlık durumum iyi. O yüzden bir şey almayacağım ama finalde falan zorlanırsam alırım buradan. Başka alacağım bir şey, satacağım bir şey yok. Resource large alsam mı aslında? Gunpowder'ım kaç tane var benim? 10 varmış. Şu large olanları alayım bari. Dur. Tamam. Tamam. Bunları aldık. Şimdi biz handgun mermisi yapabiliyoruz. Rifle mermisi yapabiliyoruz. Handgun yapalım bir. Submachine gun yapmayacağım zaten. Hadi bakalım devam. Şuradan scope'u çıkaralım şundan. Şuna bir mermi yükleyelim. Burası biraz zor olacak. Ve yine görmedim bunu. Kamufle olmuş orada. Burayı biraz hızlı geçsek iyi olur burada çünkü çok fazla düşman var. Şunu sık. Şöyle öldürelim.
Şimdi burada çok seri bir şekilde şu roket atar adalarını öldüreyim tabi. Vallahi bravo, arka arkayı nasıl güzel sıkıyorsunuz siz. Sen at o roketi bir. Şimdi geberteceğim seni zaten. Tamam. Şimdi bizim yapacağımız şey şuraya girmek. Şuradan şöyle girelim. Şöyle dodge yapamadık. Şuraya yukarıya gidelim. Bir tekme. Burada bir tane daha çıkacak. Heavy grenade'im var mı benim? Varmış. Güzel. Şöyle geçelim. Şuraya bir tane salla. Şu silahı çevireceğiz şöyle çünkü... Oo, demin tuş çıktı. Yiyecekti benim kafamı. Neyse ki sıktım. Sen nasıl ölmedin o heavy grenade'le? Ve hala nasıl ölmüyorsun? Tamam, şimdi öldü. Mermi yüklemem lazım. Tamam. Şuradan hemen geçebiliriz. Nasıl olsa şeyi deaktif ettik. Bunlarla aşırı uğraşmadan. Orada bir örümcek de geliyor. Tamam, burayı geçtik. O silah da bize biraz yardımcı oluyor. Evet, yavaştan eşliği aldığımız yere geliyoruz. Şimdi burada eşliği kurtaracağız ve parazit tedavi edeceğiz. You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Leon! Lan Ed olmasa var ya. Leon'la eşli ölecekti burada. Zaten eşli kötü durumda. Leon da gidiyordu valla. Plaga'yı ortaya çıkarttırdı. Burayı tıpkı orijinaldeki gibi yapmışlar. Ada Sadler'la burada bir boss fight atıyor. Bir vs atıyor. Buradan da Leon'la şeyi tedavi etmeye gidiyoruz. Paraziti. Like it's this way.
Vallahi kafalar gidiyor. Parazite gidiyor kafalar. Burada tedavi etmesek zaten Ganado'ya dönüşeceğiz. Bir beyaz ışığa gidiyoruz. Ufka doğru. Bence de yeter ulan. Las Plagas'ınıza da Gloria'sınıza da bilmem neyinize de başlayacağım ha. Yeter. Vallahi yeter. Bıktık. Neyse ki kurtuluyoruz artık. Kalk Leon, kalk kalk. Doparlan koçum, bırakma kendini. Doparlan. Bırakma kendini. Ulan nihayet kapıya geldik be. Louise'in bize verdiği anahtarı artık burada kullanabiliyoruz. Düşünsenize burada bir de şey merchant'a satıyormuş Leon. Acaba merchant'ta plaga var mı? Bununla alakalı hiçbir şey paylaşmadılar. Acaba merchant'ta plaga var mı? Acaba merchant ada patlayınca nereye gidiyor? Ölüyor mu? Şu bilgileri bir paylaşsalardı keşke Resident Evil 4 Remake'de. Yok yok, Ashley ilk önce sen. Böylelikle eğer sen ölürsen Leon ölmez. Gerçi zaten Leon burada Plaga yok edilirken ölmese başka türlü ölecek. Ganado olacak yani. O yüzden çok da bir şey yok. Yani iki ucu boklu değnek. Sen de bu makineyi niye yok ettirmemiş ya? Onu merak ettim şu anda. Kızın teni hemen düzelmeye başladı yalnız. Evet canlar, böylelikle bu bölümümüzü de bitirdik. Ben şurada kaydedip bu bölümü burada bitireyim. Gelecek bölüm final olsun. Şurada bitireyim, zaten direkt devamında çekeceğim finali. Evet canlar, Resident Evil 4 Remake'in bu bölümünü de bitirdik. Gelecek bölüm final olacak. Final bölümünde görüşmek üzere.